Rusya'yı köşeye sıkıştırmaya çalışan Amerika önderliğindeki Rusya'ya sınırı bulunan NATO ülkeleri Putin'i çok fazla kızdırmış olacaklar ki Karadeniz'de fırtınalar esmeye başladı. Putin bu kez herhangi bir NATO tatbikatına ya da güç gösterisine karşı nasıl bir tepki vereceğinin fragmanını bütün dünyaya gösterdi. Putin resmen Karadeniz'i yakarım ama kimseye yar etmem der gibiydi. Nasıl mı? Videoya geçmeden önce beğen butonuna basarsanız çok mutlu olurum. Bu benim için çok şey ifade edecektir. Şimdiden teşekkür ederim Derin Tanık ailesi. İyi ki varsınız. Amerikan ve Rus savaş uçaklarının Karadeniz semalarında kapışmasından günler sonra kilometrelerce karelik alan gemi trafiğine kapatıldı. Putin kasıp kavurdu. Karadeniz üstünde son olarak Amerika'nın ünlü bombardıman uçağı B-1B'nin önünü kesen Rusya, bu kez kıyıya yerleştirdiği füze sistemiyle NATO'ya gözdağı verdi. Rus medyası gemi savar füze sistemleri, Bal ve Utes'in ateşlendiğini, Karadeniz filosundaki Amiral Grigorovich gemisinin ise havada ve denizde vurulan hedefleri gözlemlediğini yazdı. Rus ordusu yaptığı açıklamada, Utes füzesinin 40 kilometreyi aşkın mesafedeki hava hedefini imha ettiğini bildiriyor. Bal füze sistemi ise Karadeniz'deki düşman gemilerine hedef aldı. Füzelerin görüntüleri resmi televizyon tarafından ekrana getirildi. Test bölgesi gemi trafiğine kapatılırken Rus donanması yaklaşık 20 muharebe ve destek gemisiyle Karadeniz'deydi. İlk kez 1972 yılında Sovyetler Birliği tarafından ordu envanterine sokulan Utes füzeleri 2016'da yenilendi. Rus ordusunun 2008'den bu yana kullandığı Bal sisteminde ise 120 ve 260 kilometre menzile sahip iki farklı füze bulunuyor. Putin, 2014'te el koyduğu Kırım'a yakın zamanda menzili 450 kilometreyi bulan Utes yerleştirdi. Amerikan medyası tarafından katil olarak tanımlanan Utes füze sistemi, Rusya'nın birçok kıyısında konuştuğu durumda. 2021'e girilmesiyle alev topuna dönen Karadeniz'de, Amerika ve Rusya Ekim ayında bir kez daha kapıştı. Tansiyonun bir gün bile gerilemediği bölgede, Rus jetleri sınırına yaklaşan Amerikan bombardıman uçaklarıyla yüzleşmek için havalandı. Ajansların son dakika haberine göre Karadeniz filosu hava savunma ve denizcilik havacılık görev gücünden iki Rus Su-30 avcı uçağı, Karadeniz üstünde iki Amerikan hava kuvvetleri B-1B süpersonik stratejik bombardıman uçağını engellemek için havalandı. Rus Zvezda'nın haberine göre askeri uçaklar Rusya'nın devlet sınırına iki KC-135 tanker uçağı eşliğinde yaklaştı. Amerikan B-1B, Rusya Federasyonu sınırından çıkarıldıktan sonra Rus savaşçıları ana havaalanına döndü. Rus uçaklarının uçuşunun hava sahasının kullanımına ilişkin uluslararası kurallara sıkı sıkıya bağlı olarak gerçekleştirildiği kaydedildi. Su-30, 2 kişilik çok amaçlı bir avcı uçağı ve muharebe yükü yaklaşık 10 ton. NATO orduları ve Rusya, 2021'in başından bu yana Akdeniz'in Baltık Denizi'ne, Pasifik Okyanusu'ndan Kuzey Kutbu'na, yeryüzünün her noktasında karşı karşıya geldi. Yılın en sıcak noktası ise kuşkusuz Karadeniz oldu. Putin, ilkbaharda Kırım çevresi ve Ukrayna sınırına 100 bin kişilik ordu yığdı. Onlarca jet ve savaş gemisi de Karadeniz'e konuşlandı. İngiliz savaş gemisine Rus jetleri uyarı ateşi açtı. Dünya savaşın eşiğinden döndü. Rusya, sonbaharda Kırım'da 40'tan fazla savaş gemisi ve 30 jetin korkunç bir gösterisine katıldığı büyük bir tatbikat düzenledi. Rusya Savunma Bakanlığı televizyon kanalı Zvezda tarafından yayınlanan görüntüler, füze ateşleme, bombalama ve iniş denemelerini içeriyor. Bu, Rus lideri Putin tarafından bu yıl duyurulan büyük askeri tatbikatların sonuncusuydu. Tatbikata katılan gemiler arasında Karadeniz filosunun amiral gemisi Moskova'da yer aldı. Kamov K-52 timsah taarruz helikopterleri de boy gösterisinde bulundu. Bir Rus savunma kaynağı, militanlar havadan taktik saldırı kuvvetlerinin desteğiyle ordunun makineli tüfek birimleri tarafından engellendi dedi. Haberlere göre tatbikatlarda yaklaşık 8 bin asker ve yaklaşık 500 askeri aracın yer aldığı söylendi. Tatbikatlarda askeri insansız hava araçları Forpost ve Orlan 10 konuşlandırıldı. Rusya, NATO'nun casusluk suçlamasıyla 8 diplomatını ihraç etmesi üzerine 18 Ekim itibarıyla ittifaktaki diplomatik faaliyetlerini durduracağını açıkladı.
Rusya ile NATO arasında 1997 tarihli Roma bildirisiyle ilk kez kabul edilmiş olan NATO-Rusya Ortaklık Mutabakatı 2002 yılında güncellenerek ilişkilerde sıcak dönem başlamıştı. Soğuk Savaş dönemini Varşova Paktı karşıtlığını geride bırakmayı hedefleyen Rusya-NATO yakınlaşma süreci 2008 yılından sonra sorunlarla karşılaşmaya başladı. Bu yıl içinde Karadeniz'de Amerika'nın öncülüğünde yapılan askeri tatbikatlar tansiyonu yükseltti. Bu ay ise Rusya'nın NATO'nun kendisini tehdit unsuru olarak hedef aldığı gerekçesiyle ilişkileri durdurduğu noktaya gelindi. Uzmanlar Rusya ile NATO arasındaki gerilim nedeniyle Amerika'nın etkinliğini artıracağını ve bunun Yunanistan'ın desteklemesi yönündeki mevcut politikayı pekiştirebileceği görüşünde. Boğa Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Rusya Araştırmaları Enstitüsü RUSEN Başkanı Profesör Doktor Salih Yılmaz, mevcut tabloda Amerika ve İngiltere'nin yürüttüğü stratejiye hizmet edecek bir süreç yaşandığını söylüyor. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi'nden öğretim görevlisi Profesör Doktor Celalettin Yavuz da uluslararası politikada NATO'nun artık etkin rolünü kaybettiğini belirterek Fransa, Yunanistan gibi ülkeler tarafından da bu nedenle alternatif işbirliği modellerine geçiş yapıldığını belirtiyor. Profesör Doktor Salih Yılmaz ve Profesör Doktor Celalettin Yavuz, Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerindeki sıkıntıları işaret ederken, Ankara'nın aynı zamanda Amerika başta olmak üzere batılı ülkelerle sorunları olduğuna dikkat çekiyor. Her iki uzman da Rusya-NATO zıtlaşmasının Türkiye'nin bölgesel rolünü zorlaştırabileceği görüşünde. Artık NATO ile Rusya arasındaki doğrudan bağlantı tamamen kopmuş demektir. Bu durum Rusya'nın bu ilişkileri Amerika üstünden sürdürmesi anlamına geliyor ki, bu Amerika'ya önemli bir avantaj kazandıracak gibi görünüyor. Nasıl bir avantaj kazandırıyor? Bundan sonra Rusya ile olan ilişkilerde ki Amerika askeri anlamda Karadeniz, Balkanlar ve Baltık bölgesinde önemli atılımlar yapıyor, bununla ilgili müzakereler doğrudan NATO'yu ilgilendirmeyecek, Amerika'yı ilgilendirecek. Rusya uzun dönemdir Çin ile Amerika arasında bir denge politikası gütmeyi çalışıyor. Bu yeni durum biraz da Çin tarafına kayması anlamına gelecektir ki Rusya'yı hem ekonomik hem de askeri anlamda zorlayacak bir süreç. Tabii ki birçok uzman yeni bir soğuk savaş başlamak üzere anlamına gelecek şeklinde yorumluyorlar bunu. Bunun da göstergeleri var aslında ve bu da Türkiye çevresinde oluşan bir strateji. Joe Biden Yunanistan'la savunma anlaşmasını yenilemedi. Bununla Amerika'nın Yunanistan'daki limanları kendi gemileri için uygun hale getireceği, özellikle uçak gemileri için uygun hale getirmeye çalıştığı Dede Ağaç başta olmak üzere Karadeniz'e daha çabuk ulaşabileceği askeri bir yapılanma içine gireceğini görüyoruz. Amerika bunu daha önce Romanya üzerine yapmıştı. Romanya'daki NATO üssünü genişletmişti. Yine Amerikan Savunma Bakanı'nın Gürcistan ziyaretini görüyoruz. Ukrayna ile olan ilişkilerini görüyoruz. Ukrayna ve Gürcistan'ın şartları bir an önce yerine getirmeleri halinde NATO'ya üye olacaklarıyla olan vaat. Zaten bu da Rusya'nın en büyük rahatsızlıklarından biriydi. Burada Türkiye'nin dışarıda kaldığını görüyoruz. Türkiye açısından bazı sorunlar ortaya çıkabilir bundan sonraki süreçte. Rusya burada küçük bir stratejik hataya düştü denebilir. Nedir bu stratejik hatası? Soğuk Savaş döneminde 50'li yıllarda Sovyetler Birliği'nin Türkiye'yi aşarak Suriye ve bazı Orta Doğu ülkelerinde etkin olduğunu görüyoruz. Bu kurbağa atlayışı olarak adlandırılıyordu. Amerika, Irak'tan İsrail'e olan bölgeyi tutarak zaten kendi amacını gerçekleştirmiş oldu ama Rusya daha çok İdlib'le uğraşarak, Türkiye'yle rekabete girerek burada sanki kendisini başarılıymış gibi lanse etti. Bu anlamda belki Rusya'nın Libya'da, Afrika'da ya da Suriye'deki bu oyalanmasını Amerika ve İngiltere çok iyi değerlendirdi. Amerika'nın Rusya'yı çevrelemek adına 3 deniz stratejisini uyguladığını söyleyebiliriz. Nedir bu 3 deniz stratejisi? Adriyatik, Karadeniz ve Baltık üstünden Rusya'yı tamamen izole edecek bir strateji yürütüyor. Son dönemde Fransa ve Almanya'nın ki bu devletler ekonomik ve askeri anlamda büyük devletler, bu iki devletin Rusya'yla yakın olan ilişkileri Amerika ve İngiltere'yi yeni bir stratejiye itti denebilir. NATO içinde Rusya'ya karşı bir takım ülkelerin yakın ilişkilerinden dolayı bir takım karar alma konusunda mekanizmanın hızlı işlememesi belki Amerika'yı buna itmiş olabilir. Türkiye'nin bir anlamda yeni bir dış politika konseptiyle kendi sınırlarında olan stratejiye karşı yeni bir politika üretmesi gerekiyor. Amerika, Rusya'ya karşı olası bir krizde Türkiye'den gerekli katkıyı alamayacağını düşündüğü için daha da alternatiflere girmiş gibi gözüküyor. Amerika'nın zaten NATO ülkesi olan Türkiye'ye başta hava savunma sistemi olmak üzere F-35 askeri uçağı ve diğer silahları vermemesinin arkasında Türkiye'nin Rusya ile olan krizde ya bir şekilde tarafsız kalacağı ya da bir anlamda Rusya ile bir işbirliğine gidebileceği düşüncesi yer alıyor diyebiliriz. Böylece bu kritik bilgiler eşliğinde bir videomuzun daha sonuna geldik.
Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenebilir, kanala abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.